Olay bitmiştir abla. Mustafa Taş'ın kızı şu an elimizde. Sen ne diyorsun? Evet, şimdi düşünme sırası onda. Biz hesabı böyle görürüz. Aferin benim kardeşime. Size de bu yakışırdı zaten. Gözlerinden öperim. Ben de ellerinden öpüyorum. Yarın görüşürüz. Tamam Zilan. Yarın görüşürüz. Ya ana, işe başlayacağım gün niye beni üzüyorsun? Biliyorsun sen dayımların yerini, ne olur söyle. Bilmiyorum dedim oğlum. Bilsem de söylemem zaten. Tövbe yarabbi ya Resulallah. Ana, adamı dinden imandan etme. Haklı olduğumuz bir alanda haksız konumuna düşeceğiz. Mustafa Taş'ın anladığı değil bu. Seni öldürtmeye kalkışacak, babanın servetine konacak. Biz elimiz kolumuz bağlı oturacağız, öyle mi? Ya oturduğumuz yok. Ben bu işi yasal yollarla çözeceğim. Buna yemin ettim. Elimden kurtulamayacak. Ama öyle genç bir kızı kaçırmak olacak şey değil. Annem haklı Mahsun. Herkesin anladığı dille konuşulur. Mustafa Taş bunu hak etti. Ya ölüp gitseydin? Sen manyak mısın? Ne yani, alnına silah dayayıp vurayım mı? Sakın ha! Dayın da yine duruyor. Ana, ne olur söyle. Ayça'yı nereye götürdüler? Bilmiyorum dedim oğlum. Şimdi acı neymiş görsün. Hadi hazırlan sen de. Alışverişe çıkıyoruz. Sana inanmıyorum Mustafa. Ayça'nın başına mutlaka bir şey geldi. Arabasını da almamış. Allah'ım, Allah'ım. Yakında kokusu çıkacak. Fidye için kaçırıldı. Onun için polise bildirmiyorum. Ya öldürülürse? Mustafa, polise bildirmemekle hata ediyoruz. Deli olma Meral. Hiç mi gazete okumuyorsun? Hiç mi televizyon seyretmiyorsun? Polis bu işe karışırsa asıl o zaman Ayça'nın hayatı tehlikeye girer. Peki ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı oturmamalıyız. Allah'ım, neden bunlar bizim başımıza geliyor? Ben de üzülüyorum Meral. Hayattaki tek varlığım. Çaresizlik ne zormuş. Mustafa, çıldıracağım. Aklımı oynatmazsam iyidir. Olayı polise bildirmeliyiz. Delirdin mi? Polise bildirmek demek Ayça'nın hayatını tehlikeye atmak demek. Beklemekten başka çaremiz yok. İnşallah hayırlı bir haberdir. Alo? Tuta Bey, Bitin Bey'i çağır demiştiniz. Geldiler efendim. Tamam, beklesin. Hiçbir yere ayrılmasın. Hemen geliyorum. Size yemek falan getirmeyi yemeyeceğim diyorum. Bırakın, bırakın diyorum. Sus! Alacaklar, bırakın beni. Kusurmasam oradan hiç çıkamazsın, anladın mı? Hayvan, hayvan var. Bırakın beni, bırakın diyorum. Anne, anneciğim. Niye huysuzlandı yine? Yemek yemiyor. Bırakın deyip duruyor. Gerçekleri bilse herhalde böyle konuşmazdı. Efendim, derhal gönderiyorum. Merhaba Çiğdem. Vay, Mahsun Bey hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bizi çok korkuttunuz. Ne yapalım, elde olan bir şey değil. Serpil içeride mi? İçeride sizi bekliyor. Peki. Hanımefendi, iyi günler. Aman efendim, kimleri görüyorum? Nasılsın? Sen gelince nasıl olabilirim ki? Sanki her şey yeniden başlıyor. Hiçbir şey yeniden başlamaz Serpil. Çünkü yeniden başlarsak aynı şeyleri yaşamış oluruz. Oysa bundan sonra yaşayacaklarımız farklı olacak. Galiba öyle. Çünkü Mustafa Taş boğazımızı sıktıkça sıkıyor. Atölyedeki üretimi %75 düşürdü. Banka borçlarını ödeyemez haldeyiz. İşçi çıkarmakla bu iş çözülmüyor ki. 3-4 gün içinde her şey düzelecek. Hiç merak etme. Mustafa Taş'ın yuları elimde çünkü. Mahsun, kötü bir şey yapmanı istemiyorum. Metin olayında çok korkmuştum biliyorsun. Silahtan ürküyorum. Bak Serpil, ben bir şey diyorsam inan. Mustafa'yı öyle bir düğümleyeceğim ki artık elini bizden çekecek. Mahsun, korkutuyorsun beni. Dilinin altında bir şey var senin. Bırak bana kalsın. Bu işi gerçekten Mahsun'un yaptığına emin misiniz? O yapmadı, yaptırdı. Dayısı ve adamlarıyla. Mustafa Bey, bu öyle kolay bir şey değil. İstanbul'un göbeğinde genç bir kızı kaçırmak olacak şey değil. Polise de bildiremiyorum. Bu kez başımız iyice derde girecek. Ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Mahsun'la konuşsam diyorum.
O zaman barış yapacaksınız demektir. Bunun da gerçekleşmesi için büyük servet vermek durumunda kalabilirsiniz. Masum babasının gayrimenkullerinin peşinde olduğu gibi bir de öldürülmek istendi. Başka çarem yok. Zaman aleyhimize işliyor. Yarın polis bunu duyarsa işler iyice karışır. Siz bilirsiniz. He. Kazım İstanbul'u terk etti mi? Sanıyorum dün gidecekti. Seni de kırdım. Bazen oluyor böyle şeyler. Kusura bakma. Merhaba Emine. Merhaba. Biraz konuşmak istiyorum da. Sana hayır demiştim. İkide bir de yoluma çıkma. Gören olsa aramızda bir şey var sanacak. Aramızda senin keçiğin adın var. Bir kere buluşup konuşsak ne olur sanki? Olmaz dedim. Bırak peşimi. Emine bak, askerliği de bitirdim. Niyetim çok ciddi. Vazgeç bu sevdadan. Mahallede başka kız mı yok? Beni niye reddettiğini biliyorum. Ama sen de vazgeç. Mahsun'u kaç defa o sarışın kızla gördüm. Sen kendi işine baksana. Bozulma hemen. Sersem. Ayaklarıma kara sular indi vallahi. Az buz yer dolaşmadık. Anne, ben arkadaşımın yanına gidiyorum. Yeni giysilerini çıkart öyle. Daha dayın görmeden leş gibi yapacaksın. Ya olmaz, arkadaşlara hava yapacağım biraz. Yavaş ayol, bu telaşın ne? Oo, çok şıksın. Yakışıklı mı olmuşum? Hem de nasıl. Hoş geldin Emine. Hoş bulduk. Neler aldınız bir bakayım dedim. İyi yaptın, gel otur. Güzelmiş, sağ ol. Ne o? Pek keyfin yok gibi. Yok bir şeyim. Ben gidip bir çay demleyeyim bari, harareti alayım. Ben yapsaydım Hanife teyze. Yok, ben yaparım, otur sen. Emine, senin canın sıkılmış bir şeye. Nereden çıkarıyorsun? Beni anlarım. Anlat hadi. Hani şu kuyumcuların küçük oğlu var ya. Cengiz. Evet. Bir türlü peşimi bırakmıyor. Daha ne istiyorsun? Hem durumları çok iyi, hem de Cengiz hiç fena bir çocuk değil. Ama ben... Masum'u seviyorsun değil mi? Ama o beni değil, Ebru'yu seviyor. Bak Ebru, o günden beri gözüme uyku girmedi. Senin uyuşturucu kullandığını düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Bunu Jigalon'la ilişkiye girmeden düşünseydin. Benim ilişkimin senin uyuşturucu kullanmanla ilgisi yok. Sadece bahane o kadar. Doğru. Sahte bir sevgi, göstermelik şefkat. Çocukluğumda da yalnızdım, şimdi de yalnızım. Her dediğin olmadı mı? Hangi şeyden eksik kaldın yavrum? Her şeyim vardı. Ama ortada annem yoktu. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Belki yanlışlarım olmuştur. Ama bütün amacım seni iyi bir evlat olarak yetiştirmekti. Yetiştirdin işte, övünebilirsin. Bankaya talimat verdim. Artık kiraları çekemeyeceksin ve uyuşturucuyu alamayacaksın. Teşekkür ederim. Gerek kalmayacak. Çünkü arabamı sattım. Sattın mı? Evet. Sen bir aptalsın. Evet. Hadi vur. Alıştın artık. Vursana. Ebru. Siz babamı tanımıyorsunuz. Mahvedecek sizi. Bunu yanınıza bırakacağını mı sanıyorsunuz? Mahsun'un babasına yaptığı ne gibi. Ne yapmış Mahsun'un babasına? Ne mi yapmış? Bütün varlığının üstüne oturup ölümüne sebep oldu. Yalan. Yalan söylüyorsun. Babam öyle şey yapmaz. Mahsun babanın üstüne gidince de onu öldürmeye kalkıştı. Yok, hayır. Hayır, bunlar doğru olamaz. Doğru küçük hanım. Sizin burada olma nedeniniz de bu. Baban olacak Mustafa Taş bu hesabı ödeyecek. Ne yani? Öldürecek misiniz beni? Biz buraya yıllar önce yapılan bir haksızlığı gidermeye geldik. Ve bunu da gidereceğiz. Bu yaptığınız büyük suç. Yarın polis öğrenirse ne olacak? Baban bunu yapamaz. Pisliklerinin ortaya çıkmasından korkar. Sizleri babamın ofisinde görmüştüm. Evet. Lafımızı dinlemedi. Ama şimdi dinleyecek. Neşe, bana Mahsun kırmızı gülü bağla. Evet efendim. Efendim. Alo Mahsun. Mustafa Taş ne zamandan beri bizi arar oldu? Seninle özel görüşmek istiyorum. Doğru. Seninle konuşacak o kadar özel şey var ki. Şirkete gelebilir misin?
Senin şirkette olmaz. Benim dediğim yerde olacak. Emniyette olduğu için söyledim. Aynı kanıda değilim. Başka yerde görüşeceğiz. Arabanla gelmeyeceksin. Daha sonra vereceğim adrese yalnız geleceksin. Serpil Hanım orada olacak. Ve o seni bana getirecek. Ne oluyoruz? Polisiye film mi çeviriyoruz? Seninle olan ilişkimiz polisiye filme taş çıkartır. Telefonumu bekle. Ne diyor? Şimdi avucumda. Bak şimdi Serpil, beni iyi dinle. Selam Ali Reis, nasılsın? Vay Şevket Kaptan, hoş geldin. Nasıl olur, çalışıyoruz işte. Bugün Recep'le telefonda konuştum. E'si artık İstanbul'a gelemem diyor. Burada herkes benim avucuma bakıyor. Onları bırakamam diyor. Çocuk haklı. Mahsun üzülecek şimdi. Mahsun dedin de bugün hayırlısıyla işe başladı. Biz hala Mehmet Gürcan'ın resmini bulacağız. Şu Remzi Ayvaz'a bir daha gidelim. Belki bir şeyler bulmuştur. Nereden bulacak? Evinin altını üstüne getirmiş, yine bir şey bulamamış. Olsun be Şevket Kaptan. Çıkmayan canda umut vardır. Al bakalım. Sağ ol. O da kim? Sen de mi buradaydın? Şu güzel tesadüfe bak. İkinizi birlikte görmek ne büyük saadet. Gevezeliği bırakır mısın? Ben de istiyorum. Bende var. İkimize de yeter. Yetmez. Her zamankinden iki misli alacağım. Tabii, ne demek? Bana bak. Çok hızlı gidiyorsun. Dikkat et, fazlası tehlikeli. Umurumda değil. Benden söylemesi. Buyur Mustafa Bey. Nereye gittiğimizi öğrenebilir miyim? Gidince görürsün. Benim anlamadığım Mahsun gel diyor ve hemen geliyorsun. Anlaşılan zordasın. Bunları seninle konuşmak için gelmedim. Tabii, Mahsun'la konuşacaksın. İstesek Cancan da aynı anda buluşamazdık. Ne güzel bir tesadüf. Bırak şimdi, bir taksi çağır da gidelim. Taksi? Arabanı almadın mı? Arabam yok. Anlamadım. Yoksa annen elinden mi aldı? Onu yapamazdı, sattım. Sattın mı? Evet. Sen çıldırmışsın. Neden peki? Paraya ihtiyacım vardı ve sattım. Sana ne bundan? Yo, hayır. Bu sadece paraya olan ihtiyacından değil. Annenden intikam alıyoruz. Öyle veya değil. Seni ilgilendirmez. Taksi. Peki nereye gideceğini söylemedin. Hayır efendim. Önce telefonla Mahsun Kırmızıgül'le görüştü ve sonra çıktı. Çıktı mı? Yalnız mı? Sanıyorum efendim. Şoför burada. Arabasıyla gitmedi. Peki, neyse. Gelince beni mutlaka arasın. Bunda bir iş var. Eğer Mustafa benden bir şey gizliyorsan, Ayça'nın başına senin yüzünden bir şey gelirse ellerimle parçalarım. Ayça. Ayça kızım, neredesin? Nerede Mahsun? Gelir, merak etme. Bana bak, bir dolap çevirmiyorsun ya. O işleri sen daha iyi bilirsin, biz değil. Hoş geldin holding patronu. Üçlülük güzel şey değil mi? Eskiden bana karşı çok güzel kullanıyordu. Şimdi kozlar benim elimde. Ben yalnız ikimizin baş başa konuşacağımızı sanıyordum. Serpil Hanım'dan mı çekiniyorsun? Öyle olsun. Ama buyurun. Mahsun. Lütfen Serpil. Senin bilmemen gereken şeyler var çünkü. Peki. Ayça nerede? Nereye kaçırdınız onu? Sakin ol. Onu kimin kaçırdığını biliyorsun. Sen veya dayın ne fark eder? Onlara Ayça'yı kaçırdıkları için kızdım. Ama görüyorum ki bunu fazlasıyla hak etti. Bunu çok kötü ödetirim size. Bak Mustafa Taş. Benim blöflere karnım tok. Her şeyi ortaya çıkartacağımı anlayınca beni öldürtmeye kalktın. Ama karşındayım işte. Hayır. Ben kimseyi öldürtmeye kalkmadım. Seni öldürtmekle ne geçecekti elime? Çok şey. Üstünde oturduğun servet. Ben o serveti alnımın teriyle yaptım. Yalan! Babamın parasıyla yaptın. Sattığın gayrimenkullerle yaptın. Panin bu işte.
Elinden gitmesinden korkuyorsun. Ama korkunun ecele faydası yok. Serpil'i de tehdit ederek benden koparmak istedin. Yetmedi, şimdi de ekmeğimizle oynuyorsun. Ürettiğimiz malları satamaz oldun. Mustafa Taş, ben senin gibi kiralık katil tutmam. Şerefsizim kendi ellerimle ve tek kurşunla öldürürüm. Anladın mı? Tamam, tamam. Ne istiyorsun? Bir, bizim ürettiğimiz malları almayarak siparişlerini iptal eden firmalara söyleyeceksin. Yeniden alışverişe başlayacaklar. İki, bir daha böyle bir işe kalkışmayacaksın. Üç. Üçüncüsü? Üçüncüsü, Mehmet Gürcan'ı bulmadan gel babamın üstüne oturduğum malını mülkünü iyilikle bölüşelim, bitsin bu iş. İlk ikisini kabul ediyorum. İstediğiniz gibi mal satabilirsiniz. Ama üçüncüsünü kabul edemem çünkü yok böyle bir şey. Var. Bunu da ispatladığım zaman seninle yeni baştan hesaplaşacağız. Ayça'yı ne zaman serbest bırakacaksınız? En kısa zamanda. Merak etme, ona bir şey olmayacak. Evet, ben de sonradan duydum. Kızdım ama bir şey yapamadım. Demek Mustafa'nın derdi kızı Ayça'ymış. Aslında bunu koz olarak kullandım. Mustafa yedi tabii. Peki nerede saklıyorlar? Bilmiyorum. Söylemiyorlar. Mustafa'ya Ayça'yı teslim edeceğime söz verdim. Peki dayın ya karşı çıkarsa? Çıkacak. Çıkıyor zaten. Biliyorum. Akşam konuşacağım. Ebru delirmiş Orhan. Ne yaptığını bilmiyor. Arabayı satmak ne demek biliyor musun? Ne yapacağımı şaşırdım. Doktoru götürmeyi denesene. Ama Orhan tanımıyor gibi konuşuyorsun. Ne kadar inatçı olduğunu bilmiyor musun? Davranışları normal değil. Başına buyruk, uyuşturucu kullanıyor. Arabayı satıyor, dilediğince harcıyor. Buna bir önlem gerek. Tek aklıma gelen Mahsun, onunla konuşacağım ve her şeyi anlatacağım. Yardım etmesini isteyeceğim. Dinler mi? Başka çarem yok. Ebru'nun bu yanlışlarını önlerse Mahsun önler. Konuş o zaman. Konuşmaktan bir zarar gelmez. Seni de sıkıntılarımla üzüyorum. İşlerin nasıl? İyi desem yalan olur. Necdet'le girdiğimiz iş iyi gitmiyor. Sana da olan borcumu hala ödeyemedim. Düşündüğün şeye bak. Ödersin bir gün, ne olur. Çok iyisin Zeynep. Ebru hala ağlıyor. Kendini harap ediyorsun. Kaç gün oldu biliyor musun Mahsun vurulalı? Bir kez hastaneye gittim ve bir daha görmedim onu. Seni anlamıyorum. Hem ona aşık olmadığını söylüyorsun, hem de onun için üzülüyorsun. Dostluğunu ve arkadaşlığını özlüyorum. Meğer benim hayatımda onun yeri ne kadar önemliymiş. Ondan uzak kalmak, onu görmemek ne kadar zormuş. Seviyor musun yoksa? Bilmiyorum. Peki neden gitmedin? Utanıyorum ondan. Ama biliyorum, eğer ayağa kalktıysa beni mutlaka arayacaktır. Onu öyle kıskanıyorum ki, bazen keşke ben de o taşralı gibi olsaydım diyorum. Ne sen ne de ben o ve onlar gibi olamayız. Biz başka dünyaların insanlarıyız. Oysa onlar sıcak ve gerçek dost. Hadi artık. Kes şu ağlamayı. Meral, ağlama artık. Sana yarın Ayça'yı bırakacaklar diyorum. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Bunlar canavar. Yarın bırakmazlarsa ne olacak? Fidye istediler, kabul ettim. Ona bir şey yaparlarsa ellerine ne geçer? Hiç. O zaman neden öldürsünler Ayça'yı? Sana şaşıyorum. Ne kadar rahatsın böyle? Benim duygularım belli etmediğimi biliyorsun. Yapım bu ama içim kan ağlıyor. Sekreterin Neşe şirketten dışarı çıkarken arabanı almadığını söyledi. Ayrıca Mahsun'la telefonla görüşmüş. Ne söylemek istiyorsun? Bilmiyorum. Ama bu olayı sanki sen başından beri biliyormuşsun gibime geliyor. Saçmalama! Sen beni ne sanıyorsun? Konuşmalarına dikkat et. Mahsun'la ne konuştun o zaman? Mahsun'la değil, Serpil'le konuştum. İş hakkında, hepsi bu. Şu Gönül'ün Mahsun'un babasıyla ilgili söyledikleri. Bilmiyorum Mustafa, kafam çok karışık. Bak Keko dayı, niye anlamak istemiyorsun? Mustafa Taş'la konuştum. Söz verdim. Ayça'yı teslim edeceğim. Bana sordun mu yeğen? Kendi kendine karar vermişsin. Babanın servetini geri veriyor mu? Yok. O halde... Şehmuz'umun kemikleri sızlıyordur. Zilan haklı. Mallarımızı verecek, kız o zaman gidecek. Ya ana, bu yapılan iş değil. Üstelik dayımın yaptığını Mustafa'ya karşı kullandım. Herif bizi batıracaktı. Tek mal satamaz duruma geldik. Bu sözü aldım. Bak pezevenge, bu adamlara güven olmaz.
Yarın cayarsa. Ben adamımı tanırım, caymaz. Zilan dayım haklı. Ben de karşıyım. Mallarımızı vermeden olmaz. Aferin kız. Ya bacım, sen aklı başında insansın. Daha başım burası. Bir çuval inciri berbat edeceksiniz. Olmaz Mahsun. Mallar gelecek, kız gidecek. Anan denilecekleri dedi. Bak Gekoda'ya etme. Bana söyle şu kızın yerini. Yanlış yaparsa size ihtiyaç kalmayacak. Şerefsizim, kendi ellerimi temizleyeceğim. Bunu benden isteme Mahsun. İntikam alınacak. O kadar. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz komiserim. Hoş bulduk. Serpil Hanım içeride mi? İçeride. Bir dakika. Efendim? Serpil Hanım, komiser Seçkin Bey geldiler. Ya, peki içeri al. Yine ne var acaba? İyi günler Serpil Hanım. İyi günler, hoş geldiniz. Sizi böyle rahatsız ediyoruz ama ne yaparsınız, görev. Estağfurullah, buyurun. Biliyorsunuz, Mahsun öldürülmeye çalışıldı. Şansı varmış, ölmedi. Bu tür olayların sanığı bulunmadan dava dosyası kapanmaz. Tabii haklısınız. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ne Mahsun şikayetçi, ne de Mustafa Taş aramızda bir şey var diyor. Oysa siz aralarında büyük sorunlar olduğunu söylemiştiniz. Şey, yani bilmiyorum. İkisinin arasındaki mesele. Onlar ne diyorsa öyledir herhalde. Pek öyle değil. Belki siz de bu olayın içindesiniz. Benimle ne ilgisi var? Mustafa Taş'la buluştunuz. Şey... İnkar etmeyin. Bunu biliyoruz. Nereye gittiniz? Ne konuştunuz? Hiç. Sadece iş konuştuk. Sadece iş? Evet. Gerçeği söylemiyorsunuz. Ama bunu bir gün çözeceğiz Serpil Hanım. Demek Mahsun Ayça'yı bırakmayı kabul etti. Karşılığında ne verdiniz? Serpil'in elindeki satılmayan malları satılacak ve darboğazdan kurtulacak. Bunu yapmamalıydınız. Ne yani? Kızımı göz göre göre ölüme mi atayım? Ben sizinle bu işe girdiysem ondan intikam almak için girdim. Sinirlenme hemen, geçici bir süre. Sonra ona da Mahsun'a da yapacağımı biliyorum. Bu işleri başınıza gönül açtı değil mi? Sen nereden biliyorsun? Mahalleden çocukluk arkadaşım olur. Tesadüfen karşılaştık. Her şeyi anlattı. O kahpeden uzak dur. Aslında onu ortadan kaldırmalıydım ya. Neyse. Çok perişan bir halde. Size nefret kusuyor. Allah belasını versin. Efendim? Sedef Hanım arıyor. Bağlayayım mı efendim? Hayır. Şimdi Sedef'le Medef'le uğraşacak halim var bende. Ergün! Ergün! Efendim? Gel bakayım buraya. Gidiyor musun dayı? Gidiyorum. Senden bir şey istesem yapar mısın? Tabii yaparım. Şimdi bak, anneannenin, annenin ve dayın Zilan'ın konuşmalarını dinle. Niye? Patlama, söyleyeceğim. Dayım Ayça'yı nerede saklıyor, öğren ve bana bildir. Ama dayı, o kızın babası size çok kötülük yapmış. Biliyorum, sen o işe karışma. Ama dikkat et, dinlediğini anlamasınlar, tamam mı? Anneannem sonra bana kızar. Korkma, kızmaz. Senden öğrendiğimi söylemem. Peki dayı. Yemek yemediğimi söyledim, niye getiriyorsunuz? Açlıktan öleceksin de ondan. Beni dışarı çıkarın, hava almak istiyorum. Olmaz, Zilan ağam kızar. Daha başında kaçacak halim yok, ne olur hava almak istiyorum. Peki ama sakın yanlış bir iş yapmaya kalkma, tamam mı? Deli miyim ben? Peki. Niye çıkardın? Ağam kızar. Olmaz bir şey, hava almak istiyorum. Beni kaçırmakla elinize ne geçecek? Babam isteklerinize hiçbir zaman boyun eğmeyecek. Konuşursan seni içeri götürürüm. Peki. Anladın mı?
belasını versin. Anlamadım. Adam kaç aydır kirayı ödemediği gibi her şeyi toplamış götürmüş. Ne? Sahtekar, dolandırıcının biriymiş. Yok, olamaz. Yoksa sizle mi dolandırdı? Orhan bunu nasıl yapar? Odayı su bulursam ellerimle parçalayacağım. Hayır, gitti Tarun. Ben şimdi hep uyanacağım. Aman Allah'ım, nasıl kandı bana? Allah belanı versin senin. Merhaba Serpil, nasılsın? Merhaba, sabah sabah sana kötü haber. Hayırdır? Komiser Seçkin geldi. Evet. Beni sorguladı. Mustafa Taş'la benim arabada buluştuğumu tespit etmişler. Gerçekten mi? Evet. Nereye gittiğimizi ve neler konuştuğumuzu sordu. Tabii geçiştirmeye çalıştım, pek inanmadı. Eğer Ayça'nın kaçırıldığını öğrenirlerse işler kötü olur. Bir an önce bulup tespit etmem gerekiyor. Yerini öğrenebildin mi peki? Hayır, söylemiyor dayım ama öğreneceğim. Nasıl? O da bende kalsın. İşler açılıyor. Mustafa Taş'a tehdidin işe yaradı. Eli mecbur. Kimdi konuştuğun? Annem. Annem mi? Yeni bir barış teklifi mi yoksa? Dediğine bakılırsa Orhan'dan ayrılmış. Benimle görüşmek istiyor. Gerçekten mi ayrılmış? Demek kızının sevgisi üstün geldi. Ben pek inanmıyorum. Bunda bir şey var. Bu kadar olaydan sonra ayrılmayan bir insan durup dururken neden ayrılsın? Bu kadar kötümser olamazsın. O senin annen. Belki gerçeği gördü. Bunu daha bilmiyorum. Konuşunca anlayacağım. Mahsun'u iyice unuttun galiba. Hatırlatma Tahir. Onun yüzüne nasıl bakacağım bilmiyorum. Selam Ali Reis. Selam, neredesin sen? Geciktik. Şimdi Remzi Ayvaz dükkanı kapattıysa? İşim ancak bitti. Korkma, yerindedir. Şimdi bir taksi atladık mı yarım saat sonra oradayız. İstanbul trafiğini bilmez gibi konuşuyorsun. Ali Reis, önemli olan Mehmet Gürcan'ın resmini bulmak. Geç kalalım, önemli değil. İçimde bir his var ki sanki bu sefer eli boş dönmeyeceğiz. Ağzından bal damlıyor, bal. İnşallah söylediğin gibi olur. Remzi Ayvaz resmi bulur. Bir bulalım, Mahsun herhalde havalara çıkar. Çıkar ne demek? Sevinçten uçar Ali Reis, uçar. Efendim. Mustafa Bey arıyor efendim. Bağla. Alo Mahsun. Ben sözümde durdum ama hala senden bir ses seda yok. Biliyorum, ben de söz verdim mi yaparım. Ayça'nın kısa zamanda elinizde olacak. Böyle konuşmamıştık ama. Bak Mustafa Taş, dayım Ayça'nın yerini söylemiyor. Biraz müsaade et, onu ikna etmek lazım. Annesi evde 9 doğuruyor. Kızınızın hayati tehlikesi yok, içiniz rahat etsin. Sana yarına kadar müsaade. Eğer Ayça'yı bırakmazsanız gerisini siz düşünün. Anne, merhaba. Hoş geldik. Sen ağlıyorsun. Artık evimize dönmeni istiyorum, tıpkı eski günlerdeki gibi. Bunu söylemek için mi çağırdın beni buraya? Dediğin oldu. Orhan'la ayrıldık. Nereden icap etti böyle durup dururken? Yoksa o mu seni terk etti? Önemli olan ondan ayrılmış olma. Nedeni önemli değil. Birlikte olmayı ve senin tedavi görmeni istiyorum. Hayır anne, sana inanmıyorum. Ne malum oyun oynamadın? Ebru lütfen. Göz göre göre ölüme gidiyorsun. Buna razı olamam. İçim yanıyor kızım. Bunu çok önceden düşünmeliydin. Peki kendimi affettirmem için ne yapmalıyım söyler misin? Söyleyeceklerimi yapman imkansız anne. Neden? 20 yıl geriye gidebilir misin? Ben gidebilir miyim? Çocukluk yıllarımı bana geri verebilir misin? Sevgi, şefkat gösterebilir misin? Sana söylüyorum anne. Ebru. Maddiyat değil, sıcak duygular verebilir misin? Veremezsin. Onun için benim eve dönmem hiçbir şeyi değiştirmez anne.
Ya Mahsun, anlayacağın bizim oralar buralara hiç benzemez. Mücadele serttir. Kazanman için savaşman lazımdır. Öyle dağlar vardır ki geçit vermez, ot bitmez. Sıcağı bir başkadır, soğuğu bir başka. İkisi de yakıcıdır. En kısa zamanda gelip göreceğim oraları dayı. Gel tabii. Baba yurdu oralar. Bırakmak olmaz. Geceleri bir başka alemdir. Şimdi mesela şu saatlerde hangi dağda yanık bir türkü yankılanmaktadır? Kuşlar gibi karşılıklı atışanlar. Allah o yöre insanına ses vermiş. Sanki ciğerden gelen bir ses. Tıpkı Mahsun gibi. Öyle mi yeğen? Senin sesin de mi güzel? Hem de nasıl? Öyle olması gerek. Rahmetli eniştem Şehmuz'un sesi de güzeldi. Babasına çekmiş. Hadi Mahsun, kaldır bakalım kadehi. Olmaz dayı. Töreleri de unutmamış. Ama bir şeyi bilmen gerek. Büyük hadi dedi mi, küçük evet diyecek. Kaldır bakalım. Dayı yapma. Hadi hadi, sonra da bir türkü. Hadi Mahsun, dayın öyle istiyor. Ayça dönünce üçümüz bir tatile çıkalım. Hepimizin sinirleri allak bullak oldu. Bunları sen mi söylüyorsun? Evet Meral. Üçümüzün de buna ihtiyacı var. Anne, anneciğim. Sizi çok özledim. Ne yaptım ki beni kaçırdılar? Eğer babamın bir suçu varsa bunu ben mi ödemeliyim? Bu adamların söyledikleri doğru olabilir mi? Babam bu kadar kötü olabilir mi anne? Eğer öyleyse onu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ama inanmak istemiyorum. İnşallah doğru değildir anne. Mustafa'dan hala ses yok. Mahsun'dan korkuyorum. Gidip konuştum yoksa. Olabilir. Çünkü kızı teslim etmemizi söylüyor. Sakın ha. Mustafa'yı bu kadar sıkıştırdıktan sonra bırakılır mı hiç? Bırakan kim abla? Olay mı öyle? Mahsun kızı nerede sakladığımızı öğrenmek istedi ama iyi ki söylemedin. Söylesen bile iki tane adam bekliyor. Bırakırlar mı? Sahi nerede saklıyorsunuz? Nerede olacak? Bizim Hasan'ın evinde. Evi bıraktı çıktı. Şu bizim Hasan'ın. Bekosak evinde mi? Evet. Ne yapıyorsun orada sen? Hiç. Ahmet, o fiyata vermezler. Mümkün değil. Teklif bile edemem. Kusura bakma. Oldu. İyi günler. Biz yine geldik. Ya neredesiniz kardeşim? İnsan bir telefon, bir adres bırakmaz mı? Hayırdır? Geçen gün buradan gittikten sonra resmi buldum. Buldun mu? Evet, telefon defterinin içindeymiş. Yaşa be abi. Ay sen sağ olasın. Durun ya, durun. Resim nerede abi? Burada. Hay Allah senden razı olsun. Demek Mehmet Gürcan bu sizin yanınızda duran adam ha? Evet. Abi sen cennetliksin vallahi. Bu ilinizi hiç unutmayacağız. Merhaba. Ofiste notunuzu alınca hemen geldim. Bir şey mi oldu? Çok şey. Ebru uyuşturucu kullanıyor. Biliyorum. Biliyor musunuz? Evet. Eğer vurulmasaydım onu tedaviye götürecektim. Vurulmak mı? Önemli değil. Öğrendiğimi bildiği için benimle ilişkisini kesti. Beni dinlemiyor. Onu kurtarırsan bataktan sen kurtarırsın. Ebru'nun bu hallere niye geldiğini hiç düşündünüz mü? Benim yüzümden mi yani? Ona para, maddiyat, her şey verdiniz. Fakat sevgi ve şefkati esirgediniz. O hep samimi, içten bir sıcaklık aradı. Siz genç bir çocuk bulup gönlünü eğlendirdiniz. Orhan'dan ayrıldım. Sevgi ve şefkat gösterme konusuna gelince size katılmıyorum. Onu hep sevdim. Sevgi kafada olmaz Zeynep Hanım. Eğer sevmiş olsaydınız, Ebru o hasreti duymaz, sıkıntılarını uyuşturucu da aramazdı. O zaman arkadaşı olarak siz verseydiniz? Ben verdim. Hem de fazlasını. Ama o öyle değerlerle büyümüş ki, bana ve çevreme yabancı. Yapay sevgi, yapay şefkat, gerçek sevgi ve dostluğun yanında uçuyor. O zaman anlamıyor, çözemiyor. Kendi sevgi ve dostluk değerleriyle gerçek sevgi arasındaki farkı anlayamıyor. Hep ben mi hatalıyım? Onun suçu hiç mi yok? Artık bunları konuşmanın hiçbir yararı yok. Ebru'yu bu illetten kurtaracağım. Size söz veriyorum.
aradınız? Ben her gün Mahsun dayımla görüşecektim. Daha gelmediler efendim. Notunuz varsa alayım. Gelince beni mutlaka arasın. Çok önemli. Peki, geldiğinde söylerim. Kiminle konuştun? Hiç. Bana bak her gün. Bir şeyler karıştırıyorsun bugün sen ama ne? Hayır anne, dayımı aradım. Daha gelmemiş. Çabuk dışarı bakayım. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz, buyurun. Şu resmi çoğaltırmak istiyoruz. Fotoğraftan çekildiği için kaliteden kaybeder. Etsin kardeşim, fotoğrafın kalitesinden ne olacak? Kaç adet olsun? 15-20 tane olsun. Peki, 3 gün sonra gelip alın. Ne, 3 gün sonra mı? Aman kardeşim, elini ayağını öpeyim. Biz bu resmi ne hallerde bulduk, hemen yapmalısınız. İmkansız, çok işi var bunun. Bak kardeşim, bu fotoğraf bir insanın hayatını değiştirecek, ne olur. Peki, akşama gelip alın. Olmaz, hemen istiyoruz. Kardeşim, dalga mı geçiyorsun, imkansız? Bak, şurada kapı ağzında oturur bekleriz. Bu işi bitir ne olur. Allah korusun, kayıp mayıp olur, mahvoluruz. Peki, bekleyin bakalım. Hay Allah razı olsun senden. Mahsun! Mahsun neredeydin? Yaram iyileşince geldim. Senden çok utanıyorum. Çok utanıyorum. Yorgunum Mahsun. 1000 yıl yaşamış gibiyim. Kaldıramıyorum omuzlarımdaki yükü. Bittim ben, tükendim. Hayır, kolaya kaçmak yok. Dövüşeceğiz, kıran kırana savaşacağız. Gücüm yok. Uyuşturucuyu bırakırsan olacak. Göreceksin bak. Hayatın güzelliklerini yeniden yaşayacaksın. Yaşar mıyım? Bırakabilir miyim bu illeti? Bırakacaksın, bu kadar zayıf değilsin. Bana yardım et ne olur. Çok ihtiyacım var sana. Hep yanında olacağım. Niye bu kadar güzel bakıyorsun? Seni kaç kez rüyamda gördüm. Gelmek istedim ama gelemedim. Geçenlerde Serpil geldi buraya. Bana sitem etti. Neden sana uğramadığımı sordu. Müthiş bir kadınmış. Demek Serpil buraya geldi ha? Evet. Buyurun. Vallahi pes doğrusu. İki ayağımı bir pabuca koydunuz. Sağ ol, sağ ol. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağız. Allah razı olsun. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle güle. Hey kurban olduğum Allah, yüzümüzü kara çıkarmadı. Şimdi Mahsun'u görsen inanmayacak vallahi. Şimdi de Mehmet Gürcan'ı bulacağız. Onu da buluruz evelallah, hadi. Merhaba, nasılsın? Sağ olun. Yeğeniniz Ergün birkaç kez aradı, önemli dedi. Bağlayayım mı? Sahi mi? Şey yo, ben sonra ararım. Serpil içeride mi? İçeride. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyi, işler eski rayına oturuyor. Ne yaptın, dayını ikna edebildin mi? Hayır. Serpil, muhteşem bir insansın. Öyle mi, nereden icap etti? Ebru'ya gitmişsin. Ha evet, o mu söyledi? Hı. Bu ne büyük bir fedakarlık biliyor musun? Bırakalım şimdi bunları. Alo? Mahsun Bey'in yeğeni Ergün arıyor efendim. Öyle mi, bağlı? Ergün, bugün 3. arayışı. Alo, Ergün? Hoş geldin ağam. Hoş bulduk. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk. Dayımla konuştum. Kızı almaya geldim. Olmaz ağam. Kendisi bize bir şey söylemedi. Bana söyledi. Yetmiyor mu? Ağam, başımızı belaya sokarsın. Ondan emir almadan olmaz. Bak Cumay. Zilan kim? Dayım. O kız bir iş için getirildi buraya. Şimdi o iş çözüldü ve işi bitti. Mümkün değil ağam. Bütün sorumluluğu alıyorum. Dayımla yüzleşiriz, tamam mı? Vallahi ne diyeyim? Hadi bakalım, hadi. Hazırlan, evine dönüyorsun. Mahsun, Mahsun doğru mu söylüyorsun? Evet. Harika, sen çok iyi bir insansın. Böyle bir şey yapmayacağını biliyordum zaten. Neyse, hadi gidelim. Bir şey sormak istiyorum. Babamla ilgili dayına söyledikleri doğru mu? Doğru. Ne olurdu yalan olduğunu söyleseydin. Babam bir
bütün bunları nasıl yapar? İşi seni öldürtmeye kadar nasıl vardırır? Servetinin gideceğinden korkuyor. Bu yüzden beni ortadan kaldırmak istedi. Oysa benim tek bir amacım var. Babamın ve bizim haklarımızı geri almak. Bunu da alırım Ayça. Masum. Şu Masum'u anlamıyorum. Hem Mustafa Taş'la mücadele edeceğim diyor, hem de kızı bırakalım diyor. Onun hesabı uzun vadeli. Dayın öyle mi? Kestirmeden bitirmek istiyor. Kızı nerede saklıyorlarmış? Dayım sana söyledi mi? Söyledi. Bir tek ben biliyorum. Öyle bir yere götürmüşler ki şeytanın aklına gelmez. Masum çok istedi yerini öğrenmeyi. Ama dayım söylemedi. Tabii ki söylemez. Gidip kızı alıp ailesine teslim edecek. Söyler mi hiç? Ben biliyorum nerede sakladıklarını. Ne? Biliyor musun? Kim söyledi? Seni Zilan dayınla konuşurken duydum. Onun için bugün pısır pısır konuşuyordun. Dayına söyledin mi yoksa? Söyledim. Ha, vay seni ağzı boklu. Ulan meğer sen neymişsin? Şimdi Zilan kudurur. Ayça. Anneciğim. Allah'ım sana çok şükür bu günleri gösterdi. Seni çok özledim anne. Ya ben? Canım kızım benim. Bin yıldır ayrıymışız gibi geldi. İyisin değil mi? Bir şey yapmadılar sana değil mi kızım? İyiyim anne. Onların amacı ben değilim, babam. Doğru yavrum. Biliyor musun kaç milyar fidye ödedi kaçıranlara? Ne fidyesi? Fidye istemişler senin için. Anne beni kaçıranlar Mahsun'un dayısı. Mahsun'un babamla hesabı. Babam Mahsun'u öldürtmeye kalkmış. Sen ne diyorsun kızım? Evet. Babamın yaptıklarının hepsini anlattılar. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Peki nasıl bıraktılar seni? Mahsun geldi. O bıraktı ve her şeyi anlattı. Demek baban onun için bu kadar rahattı. Ve her şeyi biliyordu. Bu evi terk edeceğiz. Ben de seninle geleceğim. Aman hanımefendi hoş geldiniz. Ama bugün mal yok. Nasıl yok? Yok işte. Bu meret fasulye mi ki her an bulunsun? Yok hayır istiyorum. Bulmalısın Can ne olur. Sen yoktan anlamıyor musun? Olsa vermez miyim? Hayır hayır ne olur yalvarıyorum azıcık. Tek bir toz bile istesen yok. Git Tahir'e git onda vardır. Ya siz neymişsiniz? İnanasım gelmiyor. Şimdi Mehmet Gürcan bu ha? Ta kendisi. Yaşıyorsa fare deliğine bile girse bulacağız onu. Çoğalttırdık resimleri. Tanıdıklara dağıtacağız. Bulunacak. Başka çare yok. Demek Mehmet Gürcan bu ha? Ben yasaklara değil sevdam aynı. Bir canlı yayınında bir uçak kazasında kaybettiğimiz jandarma esir komutanı Eşref Bitiz Paşa'nın aslında bir uçak kazasında değil, uçağına yapılan bir sabotaj sonucu suikaste kurban gittiğini belgeleriyle açıklayacağız. Bu arada Susurluk'ta yaşanan kazanın ardından sorgulanan siyaset mafya üçgeninde yaşanan olayları eski polis müdürlerinden Salih Güngör canlı yayın konuğumuz olacak ve açıklayacak. Az sonra efendim.